Şimdi bir kimyasal karışımda ABC maddeleri varmış. Yani ABC'den meydana geliyor. Aralarındaki bağlantı şu şekilde verilmiş orantı. Yalnız buradan şöyle bir sorunumuz var. İsimlendirme yaparken A'ya 2K, A'ya 2K, B'ye 3K dersek B'nin hizasında 3 var. Şurada sorun yaşıyoruz. B'nin hizasında 4 var. Yani hem 3K hem de buradan 4K olamaz. Şu iki sayıyı birbirine eşitlemeliyiz öncelikle olarak. Siliyorum bunları. Yani B'nin hizasındaki sayılar burada 3, burada 4. Bu ikisi aynı olmalı. 12 de eşit diyebiliriz. Bu nedenle birinci kesri 4 ile genişletiriz. Şuradaki ikinci kesri de 3 ile genişletiriz. Eğer bunu yaparsak birinci ifade A bölü B eşittir. Bu tarafı genişletiyoruz. 8 bölü 12. Diğeri B bölü C eşittir. Bunu da 3 ile genişletiyorum. 3 kere 4. 12 bölü 3 kere 5, 15. Artık isimlendirebiliriz. A 8K, B 12K. Burada da B'nin hizası 12. Sorun olmadı o yüzden. C de 15K olur. Şimdi bizim karışımımız şu. A artı B artı C. Bu üçü. Karışımın miktarı 420 grammış. Karışımın. A yerine 8K yazarız. B yerine 12K, C yerine 15K eşittir. 420, şurası 20, 15 de burada 35K eşittir. 420, 35'e böleceğiz. Ya da şimdi C'yi arıyoruz. 15K'yı arıyoruz. Aradığımız şeyi yazıyorum. C eşittir 15K. Biz mesela 5K'yı bulsak ya da 3K'yı bulsak, yani mesela diyelim ki 5K'yı bulsaydık 3 ile çarparak sonucu elde edebilirdik. İllaki K'yı bulmak zorunda değiliz. Şu iki ifade 7'ye bölünebilir. O yüzden 35'e bölmeyeceğim. Burayı 7'ye bölüyorum. Bize 5K'da yapıyor. Şimdi 7'ye böldük 1, 7'ye böldük. Şurası 5. 42'yi 7'ye bölüyorum. Şurası 1, burası 6, 60 olacak. Yani başka bir deyişle 5K eşittir 60. Bu bizim için yeterli. Çünkü aradığımız şey 15K. Şuradan devam ediyorum. Tabii K'yı bulmak isteseydik 12 bulurduk. Sorun değil. C eşittir. 3 tane 5K. 3 tane 5K. 15K yapar. C eşittir. 3 çarpı K, 5K'mızı 60 bulmuştuk. Buradan da C eşittir. 180 gelir. Tabii şu an sorun yok. Bizim K'mız bulunabiliyor. Ama belki K'mız bulunamayan bir sayı da olabilir.